Herkese merhabalar. LGS İngilizce hızlı tekrarımıza başlıyoruz. Ve bugün sizlerle birlikte LGS 2020'deki, LGS 2021'deki, LGS 2022'deki, 2019'daki bütün İngilizce sorularını detaylı bir şekilde inceledik. Ve acaba 2023'te neler gelebilir diye baktık. Yarın da biliyorsunuz arkadaşlar din hızlı tekrarımız olacak. Onun için hatta LGS duamızı hazırladık arkadaşlar. Hem bu dünyada İngilizceyi süper bir şekilde öğreneceğiz. Hem de öbür dünya için dua edeceğiz. Ama LGS İngilizce hızlı tekrarımızı da şimdi Mükemmel bir şekilde yapacağız. Öğrenmemiz gereken kelimeleri, aklımızda kalması gereken kelimeleri ve aynı zamanda sınavda çıkabilecek soru tarzlarını mükemmel şekilde hazırlayacağız. Are you ready Tonguç? I'm not ready. Evladım sınava bir hafta kaldı nasıl yani I'm not ready? Artık hazır olmalısın. Şimdi mükemmel bir şekilde tekrarlarımızı yapacağız ama hazır değilseniz hiç endişelenmeyin. Bu videonun sonrasında gerçekten İngilizce netleriniz artacak. Hadi bakalım videomuz başlasın. Önce intromuz geliyor sonrasında videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar son tekrarımızda neler var? Öncelikle İngilizce konularına hızlı bir şekilde bakacağız. Sonrasında LGS'de hangi başlıklardan konu geliyor bunu göreceğiz. Hızlı bir şekilde sorular üzerinden yani yeni sorular üzerinden tam da sınavda çıkacak şekliyle 2020'yi, 2019'u, 2022'yi hepsini tek tek inceledik ve biliyorsunuz LGS 2020 tam da bizim tarzımıza kelimelerin gelebileceği, konuların gelebileceği sınav. Bunun nedeni biliyor musun Güzel Adım? Bilmiyorum benim? hocam. Hemen söyleyelim. Bunun sebebi sadece birinci ram konuları LGS 2020'de çıkmıştı. Yani sadece Friendship, Teen Life, On The Phone, In The Kitchen yani sadece The Internet İngilizce'deki ilk beş konu sözel bölümde çıkmıştı. Dolayısıyla yine benzeri gelecektir diye düşünüyoruz. İngilizce'de ilk beş üniteden çıkmıştı. Bunları çok güzel bir şekilde çalışacağız. Birçok kelimemiz var. bunlar için yapmamız gereken taklidi biliyoruz. Kelimeleri küçük küçük kartlara yazdığımızda onları sınava kadar tuvalette, banyoda, kantinde, arkadaşlarımız yanına giderken dinlenirken cebimizden çıkarı çıkarı kontrol ettiğimizde bütün kelimeler aklımızda kalacak. Şimdi İngilizce konuların önem sırasına baktığımızda arkadaşlar burada şunu söylemeliyiz ki 10 soru çıkıyor. 5 ünite var ve eşit bir şekilde dağıtıyorlar. Yani 2, 2, 2, 2, 2 şeklinde oluyor. Peki hocam tamam burayı anladık ama ee, hangi konu daha önemli derseniz arkadaşlar ilk konulara biraz daha fazla önem veriyorlar. Yani eğer bir konudan üç soru çıkacaksa bu friendship yani arkadaşlık ve teen life konusundan olabiliyor. Ama biz yine buradaki bütün konuların önem sırasına birer yıldız veriyoruz ve böylece beş yıldızımızla İngilizceyi tamamlamış oluyoruz. Sizler zaten bütün kelimeleri bilmelisiniz. Bütün kelimeler hazırlıklı olmalısınız. Mesela e, fenelik konusu nedir Tonguç herhalde Mevsimler mi? ve iklim konusu. Pardon, bu doğru. İngilizce'nin ilk konusu friendship ve dolayısıyla friendship'te bildiğimiz bilgiler yani birazdan göreceğimiz şey, like'lar, dislike'lar, prefer'ler, kelimeler diğer sınavların içerisinde de çıkabileceği için yani diğer ünitelerde olduğu için ilk üniteyi çok dikkatli dinleyelim. Sonrası da harika bir şekilde ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci üniteyi bitireceğiz ve mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi friendship hangi yıllarda çıktı? Bakın Personality traits yani kişisel özellikler 19, 20, 22'de çıkmış. Making an offer yani bir teklif yapmak ve giving excuses yani özür dilemek bunların her biri soruluyor. Biz şu önemli bu önemsiz diyebilir miyiz Songuç evladım? Diyebiliriz hocam. Hayır diyemeyiz öyle bir şey yok. Niye diyelim evladım? Hepsi önemli. Hepsini çok iyi bilip hepsinden hiçbir soruyu kaçırmayacağız. Şimdi öncelikle Kişisel özelliklere baktığımızda bir good friends var. Yani burayı şöyle yeşille çizelim şöyle güzel arkadaş, iyi arkadaş. Bir de kötü arkadaşlar bad friends. Buna da böyle üzüntü şart koyalım. Keşke böyle olmasaydı diyelim. Şimdi good friends yani iyi arkadaşlar supportive yani destekleyici oluyor. Responsible yani sorumlu oluyor. Aynı zamanda sorumluluk sahibi yani. Funny eğlenceli oluyor. Helpful yardımsever oluyor. Kind kibar, adventurous maceracı. Tabii bu tam da iyi arkadaşlarla alakalı bir özellik değil ama hani Generous bir arkadaş kötü değildir. En azından onu söyleyebiliriz. Honest dürüst oluyor, generous cömert oluyor, loyal da sadık oluyor. Burada şu çok önemli. Bak, supportive ve helpful esas aynı kapıya çıkıyor. Niye? Destekleyici yardımsever. Yardımsever insan destekler, destekleyen insan yardımseverdir. Bunun gibi. Ve hatta Honest, hatta generous bu kapıya çıkar. Niye? Supportive, helpful, generous, generous, Cömert insan. Ben cömert bir insanım ama asla destekleyen ve yardım etmem diyemezsin ki. Bu aynı şey gelir. Burada mesela honest, dürüst ve aynı zamanda ee, ne diyebiliriz mesela? Fair. Bak buraya fair kelimesini yazabiliriz. Adil. Bunlar da yine birbiriyle bağlantılı kelimeler. Kötü arkadaşlara baktığımızda maalesef böyle arkadaşları istemiyoruz. Bu kelimeleri aklına tutabilir misiniz sonuç herhalde? Çok benim? karmaşık hocam. Hayır karmaşık değil. Niye karmaşık değil? Çünkü eğer kafan karışıyorsa sadece iyileri ezberle. Sınavda zaten üç seçenekte iyi verip bir seçeneğe kötüyü koyuyor. Veyahut da üç seçeneğe kötüyü verip bir seçeneğe iyi koyuyor. Dolayısıyla en azından birinden birini bilmelisin. Jealous, kıskanç. Liar, yalancı. Mean, böyle kaba. Stubborn, e, inatçı. Unreliable, Reliable, güvenilir. Hatta buraya yazalım. Reliable diye anısla aynı anlama geliyor. Unreliable da güvenilmez oluyor. Yine arrogant, kibirli anlamına geliyor. Şimdi burada bazı kelimelerimiz var. Onları da iyi bilmemiz lazım. Count on, trust, rely on, güvenmek demek. Yani hani reliable var diye güvenilir. Ya da trustworthy bak. Bunun kelimesi trustworthy, güvenilir. Ya da reliable bak. Buradan, fiilden Hani Türkçe'de var ya fiilden isim oluyor. Burada da işte fiilden gelmiş bu. Güvenilir, güvenilir. İki tane anlama geliyor. Dolayısıyla sen eğer bir arkadaşın sana count on yani güveniyorsa, trust sana güveniyorsa, rely on sana güveniyorsa bunları seçeneklerde üstte böyle altta böyle değiştirip eş anlamlarıyla sorabiliyorlar. Sen de sınava kadar bu kelimeleri aklına tutmak istiyorsan bir tarafa trust yazıp arkasına bu kartın arkasına rely on diyebilirsin. Tonguç eladım benim. Şimdi get on well, like each other birbiriyle iyi anlaşmak, iyi geçmek anlamına geliyor. Buddy, best friend, aynı zamanda close friend, true friend. Bu da iyi arkadaş yani kanka demek. En iyi arkadaşım, yakın arkadaşım, gerçek arkadaşım. Buddy de kanka anlamına geliyor. Backup support yine desteklemek anlamına geliyor. Laid back, relax bu da rahat, gamsız yani. Cool, attractive bu havalı anlamına geliyor yani cool, oo, cool diyoruz mesela. Spending time beraber zaman geçirmek bunu arkadaşlarımıza zaman geçirebiliyoruz. Telling the truth yani doğruyu söylemek o zaman da işte yine trustworthy olmuş oluyorsun. Keeping secrets sır tutmak mesela senin arkadaşın eğer ee, he never diyorsa asla sırlarını tutmuyorsa bu kötü arkadaştır. ...always keep secrets diyorsa yani daima sırlarını tutuyorsa... ...bu da senin iyi arkadaşındır. Chit chat yine havadan sonra konuşmak... ...argue tartışmak... ...sharing the same interest, benzer ilgileri taşımak anlamına geliyor. Şimdi, bize sınavda soru soracaklar. O zaman soru çözmeye hazır mısın Tomi No, herhalde? no hazır değilim. Öyle adım hazır olmalısın. Çünkü şu anda sınava kadar zaten mutlaka arkadaşlar bakın burası önemli. Sözel bölümdeki İngilizce kısmında birinci önemli alakalı konuların olduğu tüm soruları çözün. LGS'de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 hepsini temizleyin arkadaşlar. MEP örnek sorularına bakın. Sonrasında tabii ki yine bizim denemelerimizden çözmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Şimdi, geldik buraya hemen sorumuza bakıyor. Diyoruz. ...ekranları baştaki arkadaşlarımızla bizle beraber çözsünler... ...demiş ki... Ee, ...which sentences, hangi cümleler... ...in the conversation, diyalogda... ...does not match... ...bak İngilizce'de altı çizili ifade sonlarda değil... ...ortalarda oluyor çünkü biz... In, ...Türkçe'de eve geldim diyoruz... ...onlar geldim eve diyorlar... ...yani en başa yüklemi koyuyorlar... ...şimdi burada şu çok önemli... ...does not match ve altını çizmek yerine büyük harf yazıyorlar... ...eşleşmez the personal characteristics in the table one... Hangisi buradaki kişisel karakterlerle eşleşmez diyor. Bakalım table one, tablo 1'de demiş ki personal characteristics of Charlotte's close friends. Charlotte'un yakın arkadaşlarının kişisel karakteristikleri yani özellikleri diyor. Şimdi Klo ve Medi gerçekten çok samimi arkadaşlar bunlar. Generous cömertmiş Klo. Helpful yardımsevermiş. ve amusing eğlenceli biriymiş. Medi'ye baktığımızda honest dürüstmüş. Adventurous maceracıymış ve kind varmış. Gerçekten arkadaşları süper efsanevi kaliteli insanlar diyebiliriz. Peki şimdi bakalım senin en iyi arkadaşın kim Tonguç Elal Fortnite hocam. Elal böyle arkadaş mı olur ya Allah'ını seversen. Böyle arkadaş olur Senin en iyi arkadaşın Tankut bir kere saçma konuşuyor. O senin sevdiğin oyun olabilir. Neyse geldik buraya. Ayşe Zeynep'le devam ediyoruz şimdi. Does Klo back you up when you need her. Hmm. Klo seni e, ni, ihtiyaç duyduğunda destekler mi diyor. Bakalım. Evet helpful diyor. Bak bu ifade burayla eşleşiyor. O yüzden bunu eledik. Devam ediyoruz. Hangisi eşleşmez diyor çünkü. Yes she does. Evet diye Zeynep cevap veriyor. She buys gifts for me. O benim için hediyeler alır diyor. O zaman burada da bir generous'lık havası alıyorum. Yani cömert havası görüyorum. I think she is also a funny girl. Aynı zamanda o eğlenceli bir kız diyor bence. And she always make jokes. Şakalar yapar diyor. Dolayısıyla burada da yine amusing, eğlenceli diyebiliriz. Şimdi bak. Kırmızı, kırmızıyla. Maviş, mavişle, yeşil, yeşille dedik. Şimdi Ayşe soru sormaya devam ediyor. Dedikoduyu seviyorlar. Ayşe ve Zeynep e, arkadaşlar hakkında dedikodu, gosip, gosip, gosip. Şimdi Ayşe diyor ki, what about Maddie? Medya hakkında ne düşünüyorsun? Biraz da onun hakkında gıybet edelim. Günahlarımız artsın. Zeynep diyor ki... I think she is so nice to her friends. Bence o arkadaşlarına karşı çok hoş diyor. Hmm. O zaman bunu mesela kind diye alabiliriz. Şöyle başka bir renk alayım. Bir dakika ne alayım mesela? Burada renklerimizden şöyle bakalım. Evet, evet pembe şey alıyorum bak. Diyor ki I think she is so nice to her friends. Yani kind, hoş, kibar. However, fakat she really tells the truth. So I don't think that I can count on her. Fakat diyor. Fakat bak burada işte dananın kuyruğu kopuyor. Diyor ki fakat o nadiren doğruyu söyler. Bu yüzden düşün, ben düşünmüyorum ona güvenebileceğimi diyor. Bir anda gıybetin dibine vurdu. Ben ona güvenmiyorum çünkü doğruyu söylemez diyor. Şimdi medianistı, dürüsttü. Adventurous maceracıydı, kant kibardı. E, Klo zaten e, cömert, yardımseverdi. Bunların içinde doğruyu söylemeyecek olan böyle yalancı biri var mı Tonguç Eladi benim? Yok hocam. O zaman bu dört eşleşmiyor. O yüzden cevabımız Denizli. Yani bu kelimelerin İngilizce anlamını bilmemiz gerektiren bir soru oldu. Dolayısıyla şu sayfamız çok çok önemli. İşte mean... Unreliable, stubborn, jealous, liar. Bunları çok iyi bilmemiz lazım. Mesela liar der der ki he never tells the truth. Asla doğruyu söylemiyor. Ha bu o zaman gerçekten liar yalancı diyebiliriz. According to the conversation diye başlayan bir sorumuz var. Burada bize bir telefon ekranı, bir işte tablet ekranı verip böyle bir soru sorabilirler. Diyebilirsiniz ki hocam burada soru işareti yok, soru kökü yok nasıl olacak? Burada arkadaşlar boşluk doldurmalı sorularda buradaki seçeneklerden birini yani Ankara, Bursa, Ceyhan, Deniz seçeneklerden birini yanına koyuyorsunuz. Eğer soru doğruysa yani cümle doğruysa tamamdır bu doğru diyorsunuz. Eğer size hangisi söylenemez, hangisi söylenebilir? Bakın mesela burada az önce ne dedi? Hangisi eşleşmez dedi. Burada ise hiçbir şey söylememiş. O zaman burada cümleyi koymanız yeterli. Hatta sınavda çıkmış bir soruyu göstereyim size bununla alakalı. 2000 kaçta mesela? 2021'de demiş ki bak burada sorumuz var. According to the conversation above Jane demiş. Bak böyle yazıyor. Jane ile alakalı ne gelebilir diyor. Bakın soru işareti yok hiçbir şey yok. Dolayısıyla burada da aynı bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi gelin hemen sorumuza başlıyoruz. Demiş ki Hi Sue, merhaba Sue. How are you? Nasılsın diye soruyor. Sue de cevap veriyor. Thank you Karen. Teşekkürler Karen. What about you? Sen nasılsın? We are meeting at a cafe for Sarah's birthday on Friday evening. Can you come? Biz diyor, cuma akşamı Sarah'ın doğum günü partisi için bir kafede buluşuyoruz. Sen gelecek misin diyor, gelebilir misin diyor. Sue da tabii ki kıvırmaya başlıyor. I am very busy, but I will join for sure. Biraz meşgulüm ama fakat katılacağım diyor. I don't know where the cafe is. Kafenin nerede olduğunu bilmiyorum diyor. Can you text me its address please? Bana oranın adresini mesajlayabilir misin diyor. Şimdi bakalım. According to the conversation. Buradaki diyaloğa göre. Sue bıdı bıdı diye dolduracağız. Ve doğru olanı bulmamız lazım. Yani A, B, C'yi koyduğumuzda tak oturması lazım. A. Sue tell Karen what she is doing now. Şimdi bir kere zaten burada tells demesi lazımdı. Yani şişitte estek gelir. Dolayısıyla bu gitti. Ve aynı zamanda mantık olarak da bu oturmuyor. Niye? Sue so, Karen'a anlatıyor ki ne yaptığını. Karen'a ne yaptığını anlatmadı ki. Böyle bir şey değil. Ayel dedik. Sue so, makes an excuse for not going there. Sue so, oraya gitmediğine dair bir özürde bulunuyor diyor. Öyle bir şey yok. Özür falan da dilemedi. Sue so, asks when it is the birthday party. Sue so, partinin ne zaman olduğunu soruyor. Bak when is the birthday party. Parti ne zaman olduğuna dair bir şey var mı Tonguş Eladim'in? Yok hocam. O zaman bu da gitti. Asks for some details about event. Ha bu olayın bazı detaylarını soruyor. Mesela ne detayını sordu? Can you text me its address? Yani bunun adresini mesajlayabilir misin dedi. Dolayısıyla adres sorduğu için cevabımız denizli. Yani D seçeneğini buradaki boşluğa koyduğumuzda... ...culk diye oturuyor. O yüzden cevabımız denizli. Geldik şimdi teen life yani gençlerin yaşamına. Burada hangi yıllarda çıktığına baktığımızda... ...19'da, 20'de, 21'de, 22'de... ...farklı farklı senelerde çıktığını görebiliyoruz. Ve aynı zamanda... Likes and dislikes çok çok önemli. Çünkü bu konu sadece teen life ile alakalı değil. Birazdan on the phone, in the kitchen ve yine aynı şekilde internet konusunda da beğendiğimiz beğenmediklerimizi bize sorduracaklar. Expressing preferences yani tercihlerimiz hani bir şeyi seviyorsak mesela I prefer dedik. Prefer'den sonra sevdiğimiz şey gelecek. Son ardından to diyeceğiz yani sevmediğim şey. O zaman tabii ki bu sefer böyle bir kuru kafa koyayım bu sefer. Gülümseyen şey kalp değildi. Kuru kafa koyayım. Yani I prefer football to Basketbol yani ben futbolu basketbola tercih ediyorum ben basketbolu değil futbolu seviyorum anlamına geliyor aynı şekilde bile bunun would rather var I would rather diyorsun yine sevdiğin şey geliyor bu tarafa da den sevmediğin şey gelmiş oluyor burada sevdiğin şeyden sonra would rather'dan sonra kalp e, sevmediğin şeyden sonra da kuru kafayı den'den sonra da kuru kafayı koyabiliyorsun dolayısıyla sevdiğimiz şeyleri prefer'dan sonra would rather'dan sonra sevmediğimiz şeyleri to'dan sonra den'den sonra koyabiliriz bir de Stating personal opinions. Yani kişisel fikirlerimizi I think, in my opinion, to me gibi ifadelerle gösterebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu sayfa inanılmaz önemli. LGS'de yüzde yüz karşımıza gelecek. Bu ne demek? Bu ünitede yani teen life ünitesinde veya diğer ünitede on the phone, in the kitchen veya the internet konusunda da karşımıza bu gelecek. Nedir? Sevdiğimiz şeyler, hoşlandığımız şeyler ya da beğenmediğimiz şeyler. Like, fancy, be good at yani I am good at he is good at, she is good at, be into, be mad, crazy about, yani delisiyim abi, be fond of, enjoy, be interested in, be keen on, ısrarcıyım, çok seviyorum. Bunlar sevdiğimiz şeyler için kullanılıyor. Dislikes ise arkadaşlar tabii ki sevmediğimiz şeyler, hoşlanmadığımız şeyler. Tabii burada bir hate var, bu artık nefret yani artık nefret ediyor. Dislike, hate, don't enjoy, don't like, can't stand, katlanamıyorum abi. E, can't bear katlanamıyorum. Be tired of bıktım yoruldum artık. Be bad of kötü olmak. Bunlar da hoşlanmadığımız şeyler için kullandığımız ifadeler. Şimdi hemen sorumuza geçiyoruz çünkü bize LGS soru soracaklar. Demiş ki the table below shows Carla and Susan's likes. Aşağıdaki tablo gösteriyor Carla ve Susan'ın ...beğendikleri şeyleri. They want to participate a course together. Onlar birlikte bir kursa katılmak istiyorlarmış. Bakalım. Carla, Suzan. Carla e, playing the violin. Yani violin, violensel çalma kursu. Jogging, cooking. Suzan da preparing traditional dishes. E, geleneksel yemek kursu. Taking candid photos. Diving. Buna benzer fotoğraf çekme falan filan dalış. Güzel. Adamlar boş müsait takılıyorlar. Güzel. Şimdi. E, burada ne olacak hep beraber görelim. Sen bu tarz kurslara katılıyor musun Tonguç Eren? Günde yani? 23 saat internetteyim hocam. E tabii günde 23 saat internette olursan ister bu tarz şeylere vaktin kalmaz. Bu arada yaptığın espriyi anlıyorum Tonguç'um ama sakın sakın sınava doğru arkadaşlar az bir zaman kaldı. Sakın sakın beyninizi yoracak, beyninizi olumsuzluklarla dolduracak, gereksiz bilgilerin olduğu, moralinizi bozacak web sitelerinden, Whatsapp gruplarından... Arkadaşlardan uzak durun. Sadece sizin moralinizi yükselten ve size bir şeyleri öğretebilecek şeyler öğretin. E, dinleyin, izleyin. Niye? Çünkü şu anda bu kelime öğrenmişsen miracles, mucizeler demek. Bu sınavda aklınıza gelecek. Bunu unutmamanız lazım. Ama sen miracles'ın üstüne gereksiz bir sürü şey doldursan beynine sınavda ya o neydi ya ben hatırlıyorum ya falan filan diye gider. Şimdi başlıyoruz. Which of the following is appropriate for both of them? Her ikisi için de uygundur diyor. Şimdi bakalım underwater miracles. Ha, su altı mucizeleri. Şimdi bu dalışı seviyordu Suzan ama bu dalışla alakalı bir şey var mı Tonguç'um? Yok hocam. O zaman bu patlar. Musical talent, müziksel yetenek. Bu violensel çalmak istiyordu ama burada böyle bir şey var mı Suzan'da? Yok hocam. O zaman bu da patladı. Learners in the kitchen. Ha mutfaktaki öğrenenler, mutfağı öğrenenler, mutfaktaki yeni başlayanlar. Şimdi bu cooking dedi. Burada da preparing traditional dishes dedi. Bak yemek, aşçılık ve geleneksel yemekleri pişirme. E o zaman C de olabilir. Sinsil fotos demiş. E, burada foto alakalı sadece Suzan fotolar demişti ama burada hiç fotoğrafla alakalı bir şey yoktu. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz. Bakın burada Candid'in, Traditional'ın veyahut da işte e, Miracles'ın ya da işte e, Talent'ın anlamını bilemeyebilirsiniz. Aklınız olmayabilir. Bunları çalışmamış olabilirsiniz. Seçeneklerden geçeceksiniz. Diyeceksiniz kardeşim Underwater diyor. Su altı. Dalış. Hmm. Bunda var mı öyle bir şey? Yok. Bak kitchen, mutfak, cook. Kitchen, cook, dish, prepare. Bunlardan yakalamaya çalışacaksınız. Mesela müzik. Violensel. Tamam burada müzik alakalı bir şey yok. Foto, foto. Buralardan yakalamaya çalışacaksınız arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. Whose comment was disappointing for the singer? Kimin yorumu hayal kırıklığı şarkıcı için diyor. Bakalım. There was a rock concert of a famous band last weekend geçen hafta sonu meşhur bir grubun rock konseri vardı diyor. Tamam. After the concert, konserden sonra some people wrote notes. Bazı insanlar notlar yazdı and threw them to the singer. Bazı insan notlar yazdı ve şeye, şarkıcıya fırlattılar. Domates atar gibi atıyorlar Allah'ım yarabbim. Here are the comments. İşte bunlar da yorumlar diyor. Bakalım. Phil demiş ki, isme bak. I didn't like the singer at all. He was very rude. Ben şarkıcıyı beğenmedim. Çok kabaydı demiş. Bakalım. Eleanor demiş ki... I think your concert was magnificent. Senin konserin muhteşemdi. At the end of the concert I was really happy. Konserin sonunda gerçekten mutluydum demiş. Demek ki Eleanor'a şöyle gülümseyen bir işaret koyabiliriz. Ama Phil gerçekten sinirli, gergin, kabaydı diyor. Şimdi Luke demiş ki... Your music is incredible. Müziğin inanılmaz. I cannot stop listening to your songs. ...senin şarkılarını dinlemekten kendimi durduramıyorum demiş. O zaman bu da gülümseyen bir ifadedir diyebilir miyiz Songuç'um? Diyebiliriz hocam. Alex'e bakalım. Alex bizim bildiğim Fenerli Alex. Your concerts are always terrific. Senin konserlerin daima terrific. Terrific ne demek Songuç Eylül biliyor musun? Bilemedim hocam. Terrific muhteşem demek. Bakın bunu bilin arkadaşlar. Bazı öğrenciler terrific terrible karıştırıyor. Yani berbatla karıştırıyor. Siz karıştırmayın. Terrific müthiş demek. I'm fond of the singer's voice. Ben e ee, şarkıcının sesini beğendim diyor Alex'in sesini. Zaten bu fond of da önemli olabileceğini söylemiştik. Ne demiştik? Bak burada. I like fancy, be good at, be into, be mad, be fond of. Yani like kısmına geliyor. Demek ki bu adam da yani Alex'e, Brezilyalı Alex'e beğenmiş. O zaman burada da bir gülücük atalım mı? O zaman kim ayak kırıklığı yaşamış? Tabii ki de fil diyoruz, fili tebrik ediyoruz ve e, bir daha konsere gelmemesi için onu uyarıyoruz. Geldik şimdi indik için şimdi mutfaktayız. Herkes önlüklerini giysin. Menemen yapıyoruz arkadaşlar. Hangi yıllarda çıktı? Following a recipe yani bir tarifin izlenmesi 19, 20, 21. Hemen hemen her sene gelmiş. Bir de kelimeler de soruluyor arkadaşlar. O kelimelerin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz zaten. Hemen gösterelim. Birincisi slice dilimlemek, dice küp küp doğramak, chop doğramak, peel soymak hani böyle ee, şey yapıyorlar ya peeling diyorlar hani ben yaptırmadım ama bilen bilir. E, ee, spread de yaymak sürmek. Ekmeğin üzerine yayabiliyorsun böyle tereyağını. Bazen de böyle blenderla mix karıştırmak, whisk çırpmak, stir karıştırmak anlamına geliyor. Yani yukarıda mix aşağıda stir kullanabilir. Buna dikkat edin. Boil kaynatmak, steam buharda pişirmek. Roast fırında kızartmak, bake fırında pişirmek, cook pişirmek. Bir de aynı zamanda fry var, ızgara yapmak ya da grill var, ızgara yapmak. Bunları da bilmemiz lazım, mangal yapmak. Pur dökmek, gördüğün gibi nusret burada döküyor. Tabi nusrete benzemiş. Add, eklemek. Bir de sprinkle, serpmek anlamına geliyor. Knead dough. Yani mesela hamuru yoğurmak. Knead. E, mash, püre yapmak. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Bunlar gerçekten sınavda resimleriyle karşımıza gelebiliyor arkadaşlar. Burası önemli. Hop çikil geldik sorumuza. Diyor ki... Which of the following cooking methods is suitable for all the family members? Hangi pişirme yöntemi... Aşağıdaki pişirme yöntemi hangisi... ...uygundur bütün aile üyeleri için diyor. Şimdi burada Abdus Samet... ...Rümeysa... ...Huzeyfe ve kim var bu kim? Bu da Aybüke olsun. Bunlar şimdi konuşuyorlar diyelim. <laughs> İngilizce konuşuyorlar. Ne İngilizce konuşuyorlar bilmiyoruz tabii. Neyse. Şimdi Future Self Family. Vay ailenin ismi de çok güzel. Is in the kitchen. Bunlar mutfaktalar. Aybüke Future Self. Abdus Samet Future Self. İçerideler. Şaka bir yana bakalım. They are talking about their dinner. Onlar akşam yemeği hakkında konuşuyorlar. They want to eat chicken. Onlar çıkın yani tavuk yemek istiyorlar. Bakalım. Diyor ki to me, bana göre diyor. Yani hani görüş belirten I think to me gibi. Fatty food is unhealthy. Bence yağlı yiyecekler sağlıksız diyor. Unhealthy'nin eğer sağlıksız olduğunu bilmiyorsanız bile anı görünce diyeceksiniz ya bu herhalde kötü bir şey söylüyor ya. Unhealthy yani. An Un bir şey. An yani kötü bir şey. Şimdi Buradaki şey diyor ki Aybüke... ...okey I know how to cook it, don't worry. Ben biliyorum nasıl yapıldığını merak etme diyor. Yani ben güzel yapacağım, yağsız yapacağım demek istiyor herhalde. I think baked chicken is too dry, I dislike it. Bu eleman da diyor ki... ...bence diyor... Ee, ...fırınlanmış tavuk... ...çok kuru oluyor abi diyor. Ben beğenmiyorum diyor. Bu da yam yam, aç yani. Böyle ben diyor... ...böyle tavuk ıslak ıslak olacak. Biraz ee, yaş olacak, biraz böyle lezzetli olacak. Sulu sulu olacak diyor yani. Şimdi... ...Abdülsemet ne diyor ona bakalım... Because it is raining outside. Dışarısı çok yağmurlu. We can't have a barbecue. Biz dışarıda mangal yapamayız diyor. Şimdi herkesin derdi başka. Kardeşim ben ne yapacağım şimdi? Bunları nasıl birleştireceğim diyebilirsin. Burada seçenek gibi düşüneceksin bunları ve eleyeceksin. Diyeceksin ki burada boiling kaynatma. Şimdi yağlı yiyecek sağlıksız diyordu. Kaynatmayı yer bu. Bu biliyorduk nasıl pişireceğim. Bu zaten her şeye razı. Bu dışarıda barbekü yapamayız diyordu. Bu da kaynatmaya razı olabilir. Bu da ben fırınlanmış tavuk kuru oluyor. Ben... E, şey olsun sulu olsun istiyorum dedi. Bu da boiling'i şey verebilir. Onay verebilir. Dolayısıyla boiling yerine bir şart alalım. Frying kızartma. Şimdi bir kere bu fırınlama ve kızartma birbirine benzeyeceği için bu istemez. Grilling ızgara. Bu da barbekü yapamayız dedi. Bu da gitti. Roasting yine ızgara. Bu da olmaz. Ve yağlı olacağı için bu da istemez. O zaman burada net bir şekilde cevabımız kaynatma. Zaten kaynamış tavuk en sağlıklı ve aynı zamanda en çok kokan tavuk oluyor. Ben sevmiyorum ama yapacak bir şey yoksa Gerçekten sağlıklı olan bu. Geldik buraya. Matt is playing a game. Matt bir oyun oynuyormuş. Hangi oyun oynuyor sen son bu şeylerden? Minecraft hocam. Evet, gerçekten benziyor. Bakalım. He should choose the correct moves. O doğru hareketleri seçmek durumunda. And find Mary's favorite food. Ve Mary'nin e, favori yemeğini bulmak zorunda. Gerçekten heyecan dolu bir e, oyun. Bakalım şimdi. Mary's favorite food is bıdı bıdı diyor. Fish balık. E, potato chips e, patates cipsi lentil soup mercimek çorbası veya sosis bakalım acaba Mary neyi seviyor beraber görelim. Şimdi başlıyor buradan diyor ki Mary likes homemade food because she thinks it is good for her body. Mary hoşlanır ev yapımı yiyeceklerden çünkü o ...onun e, vücudu için iyi olduğunu düşünüyor. Aferin Mary, tebrik ediyoruz. Gerçekten evde anamızın yaptığı yiyecekler dışarıdaki yiyeceklerden daha sağlıklı, daha lezzetli oluyor. O yüzden annelerimizin ellerinden buradan öpüyoruz. Şimdi geldik buraya. Dolayısıyla fast food'a gidecek diyebilir miyiz sonuç herhalde benim? Mantıksız hocam. Tabii ki, anlamsız. Burada sağlıklı yiyeceğe gittik. Hadi bakalım sağlıklı yiyeceğe doğru gittik. She would rather eat baked food. O yer fırınlanmış yiyeceği diyor. O zaman fırınlanmış yiyeceği yiyorsa mercimek çorbası fırınlanır mı Tonguç evladım? Yok hocam. O normal kaynatılır pişirilir. O zaman bu olmaz. Cevabımız fiş oluyor. Dolayısıyla cevabımız Mary'nin favori yemeği e, balıkmış. Eğer fast food deseydi o zaman she would like to eat fried vegetables. İşte kızarmış sebzeleri seviyor falan derdi. O zaman başka bir şey giderdi. Ama sağlıklı yemeği seçtiği için buraya geldik. Fırınlanmış dediği için de fişe geldik ve çorba fırınlanmayacak. Ço Fırının fırın çorba koyulmaz. Dolayısıyla cevabımız Ayhan seçeneği oldu. Geldik buraya. On the phone. Şimdi telefondayız. Herkes telefonlarını bıraksa bir dersi dinlerken. Ama sınavda bundan sorular gelebiliyor. Following a phone conversation. Yani bir telefon diyaloğunun ee, izlenmesi. Giving reasons. Neden gelemiyor, neden anlamadı? Bunun sebeplerinin açıklanması. Ve call center phrases. Yani telefon görüşmelerinde, müşteri ilişkileri hizmetlerinde, telefon merkezlerinde kullanılan bazı phrase'ler var, bazı deyimler var, ifadeler var. Bunları göreceğiz. Şimdi... Communicate, keep in touch iletişim kurmak demek. Talk on the phone telefonda konuşmak demek. Pick up the phone telefon açmak yani cevaplıyorsun. Make a phone call arama yapmak. Bir telefon araması yapıyorsun. Use kullanmak. Ringtone zil sesi. Social networking sites sosyal ağ siteleri. Departure time kalkış vakti, arrival time varış saati, varış vakti. Call center çağrı merkezi. Booking veya da reservation, rezervasyon. Türkçe'de geçmiş zaten. Booking de aynı anlama geliyor. Appointment da randevu anlamına geliyor arkadaşlar. Bu kelimeleri mutlaka bilmeliyiz. Bunlar Milleti Bakanlığı kazanımlarında veyahut da LGS sorularında karşımıza gelebiliyor. Dikkatli olmamız lazım. Şimdi hemen sorulara geçiyoruz. Hızlı tekrardayız, hızlı gidiyoruz. Şimdi which of the following completes the conversation? Hangisi diyaloğu tamlar diyor. This is Meredith speaking. How can I help you? Şimdi Meredith konuşuyormuş tamam mı? Merhaba ben Meredith. Nasıl yardımcı olabilirim diye söylüyor. Meredith herhalde erkek diye düşünüyorum. Burada da bir arkadaşımız var. Kimmiş bu? E, kim olduğunu bilmiyoruz. Herhalde Aybüke. Evet Selim'miş tamam. Şimdi. I would like to make a reservation from Spain to Montenegro May 26th. Ha ben bir rezervasyon yapmak istiyorum. İspanya'dan Montenegro'ya 26 Mayıs'a diyor. Hemen bugünlerde yani bugünden yarına. Tamam. O da diyor ki there is a flight at 8 o'clock in the morning and one at 3 o'clock in the afternoon. Bir sabah 8'de uçuş var. Bir de öğleden sonra 3'te uçuş var. Hangisini istiyorsun? O da diyor ki one ticket for the 3 o'clock plane please. Bir tane saat 3'teki bilete istiyorum. Uçağa istiyorum diyor. Tamam. Can you bıdı bıdı please? Bir şey söyler misin diyor. O da diyor ki it is Sally Cornfield. Ee, bu da Sally Cornfield diye cevap veriyor. Şimdi bu ne sordu ki bu böyle bir şey yazdı? 1. Bir. Can you say it again demiş olabilir mi? Yok hocam. Olamaz çünkü eğer can you say it again deseydi burayı bir daha tekrar ederdi. Yani tekrar söyle dediği için üstteki baloncuğu tekrar ederdi. Dolayısıyla A olamaz. Can you hang on a moment demiş olabilir mi? Hayır bu. hocam. Bu da olamaz. Harikasın Tonguç'um. Çünkü biraz bekler misin deyince o da okey der yani. Niye? It is silicon field diye cevap versin ki anlamsız. Can you tell me your name? Bana adını söyle kardeşim dediği zaman o da diyecek ki... Sally Cornfield. Yani diğer adıyla Saliha Mısır Cipsi. Neyse bilmiyorum artık. Mısır Tarlası. Cornfield Mısır Tarlası demek burada Tonguç'un. Um. Şimdi burada net bir şekilde... Cips oluyor hocam. Ha, cips oluyor. Cips olmuyor Tonguç'un. Um. Field arazi olduğu için maalesef e, şey oluyor. E, Mısır Tarlası oluyor. Saliha Mısır Tarlası. Şimdi dolayısıyla bunun resmi, e, ismini sormuş. Can you tell me your name? Bana adını söyle. Madem bileti alıyorsun üçe ama bari adını söyle kardeşim. Can you spell your name? Eğer adını... Telaffuz ettiyseydi o zaman şöyle diyecek. S, A, L, L, işte Y falan şeklinde gitmesi lazım. Öyle bir şey de yapmamış. O zaman cevabımız Ceyhun seçeneği. Hemen diğer bir soruya daha bakıyoruz. According to the result of the survey... ...yani anket sonuçlarına göre... ...which of the following is correct? Hangisi doğrudur diyor. Bakalım. Şimdi. Communication beyazmış. Doing research, araştırma yapmak pembişmiş. Fun sarıymış. Online shopping de e, maviymiş. Şimdi... Mr. Green asked 100 students about their mobile phone usage habits. Mr. Green yani yeşil sordu arkadaşların yüz öğrencisine hakkında ne hakkında onların mobil telefon kullanım alışkanlıkları hakkında sorular sormuş. Here are the results. Bunlar da sonuçlar diyor. Bakalım. More than half of the students use it to communicate with their friends. Yarıdan fazlası öğrencilerin kullanıyormuş cep telefonlarını communicate, iletişim kurmak için with their friends, arkadaşlar iletişim kurmak için. O zaman yarıdan fazla iletişim kurması gerekiyorsa beyazlar da iletişimse bir kere D seçeneği olabilir mi Tonguç? Hayır hocam. Olamaz çünkü bu yarıdan aşağıya geliyor yani 45 oluyor. Halbuki more than half of the students yani 50'den fazlası olmasa, Yarısı 100 ise 100'ün yarısı 50 eder. Ya 55 ya 65 ya da 60 olması lazım. Dolayısıyla Denizli seçeneğine elveda diyoruz. Goodbye. Şimdi the number of the students who use mobile phones. Bak aynı bu da veri analizi gibi. Hani var ya matematikte veri analizi var. İşte Türkçe'de tablo grafik yorumlama var. İngilizce'de böyle soruyorlar. The number of the students. Çünkü yarın bir gün LGS sonrasında fen lisesini, anadolu lisesini, sosyal bilimler lisesini kazandığınızda size böyle liselerde böyle tabloları, görselleri araştırmanız gerekecek. O yüzden şimdiden size alıştırmaya çalışıyorlar. Şimdi The number of the students who use mobile phones to do research related to their lessons in less than all others. Ha, diyor ki telefonlarını araştırmaya bak için kullanan öğrencilerin diyor oranı diğerlerinden azdır diyor. Yani bu araştırma hatırlarsan Tonguç'un pembişti. Pembişin diğerlerinden az olması gerekiyor. Diğerlerinden az olması lazım. Şimdi bir kere burada ABC'den biri olacak ki 15 10 ve 10'dan az olmadığı için B seçeneğine gitti. C seçeneği olabilir. 5 30 ve 10'dan az. A seçeneği de olabilir. Ee, 10 15 ve 15'ten az. Dolayısıyla A'da da C'de de Pembiş yani Doing Research diğerlerinden az. Öyle değil mi? En az oranda. Bunu da o yüzden A ve C'ye eledik. Devam ediyoruz. Playing online games in their mobile phones is As popular as buying things from the internet. Ha, bak diyor ki online oyunlar oynamak. Mesela nedir o Tonguç Fortnite, Minecraft hocam. Süper. Şimdi bu online oyunları oynamak diyor as popular as. Onun kadar popülerdir. Ne kadar? Buying things from the internet. İnternetten bir şeyler almak kadar popülerdir diyor. Şimdi buraya baktığımızda online oyun ee, sarı olsun mesela fan eğlenmek. Bak bu 30 bu 10. Aynı miktarı değil. Bu 15 bu da 15. Yani bak maviler alışveriş ya bak. Alışveriş de 15, Eğlence de 15. Ha, o zaman burası şu ifadeye en uygun oluyor. C gitti. Çünkü evet C'de de A'da da pembiş yani araştırma yapmak en azdı. Fakat e, alışveriş yapmak ve eğlenmek yani oyun oynamak yani sarı ve mavi eşit olması lazım. Burada sarı ve mavi eşit değil. Burada oyun oynamak daha fazla oluyor. Dolayısıyla cevabımız Ayhan seçeneği oluyor diyoruz arkadaşlar. Geldik son ünitemize The Internet ünitesine. Genel adayız. İnternet seviyor musun Tonguç Helal benim? Günde 23 saat internetteyim hocam. Ya, ya bu sevgi değil artık abartı oluyor Tonguç. Böyle bir şey olamaz. Bu tabi espri yaptığın için hemen geçiyoruz buraya. Az önce de aynı espri yapmıştın devam ediyoruz. Hangi yıllarda çıktı? 2021'de, 2019'da, 2020'de mutlaka çıktı. 2023'te de mutlaka çıkacak arkadaşlar internet konusundan. Hemen başlıyoruz. Şimdi burada bazı internet alışkanlıkla alakalı kelimelerimiz var. Onları hemen söyleyelim. Watch movies yani film izlemek. Aynı zamanda play games, oyunlar oynamak. Aynı zamanda check online. Yani online kontrol yapmak. Ne oldu, ne bitti diye maillerini kontrol edebiliyorsun. Veyahut da watch foreign series to improve English. Yabancı diziler izlemek, İngilizceyi geliştirmek için. Veyahut da do online shopping. Online yani uzaktan alışveriş yapmak. Do online banking. Uzaktan bankacılık yapmak. Yani bankalardan faturalarını ödeyebiliyorsun. Veyahut da pay, e, pay the bills. Yani... ...böyle faturalarımızı ödemek. Aynı zamanda... ...search for recipes and cures... ...yani tedaviler için... ...veyahut da yemek tarifleri için... ...araştırma yapabiliyoruz. Annelerimiz bunu yapıyorlar mesela. Veyahut da... ...read online news. Değil mi? Şu anda seçimler var diye... ...böyle merak ediyoruz internette ne oldu ne bitti diye... ...online haberleri takip edebiliyoruz. Veya aynı şekilde... ...read articles... ...makaleler okuyabiliyoruz. Search information... ...bilgileri araştırabiliyoruz. Veyahut da... ...improve language... yani dilimizi geliştirebiliyoruz. Ki bu da aynı şekilde Watch Foreign Series Improve English. Bu da aynı ifadeye geliyor. Dolayısıyla biz gerçekten genel ağdan yani internetten çok farklı farklı şekillerde faydalanıyoruz. Mesela şu anda bizi izleyen arkadaşlar genel ağdan faydalanıyor. Youtube'a giriyorlar, bizi izliyorlar. Ardından bizim kitaplarımızdan sorular çözüyorlar. Ardından milleti Bakanlığı testlerini çözüyorlar. Bir sürü soru çözüyorlar ve hayallerindeki liseye gidiyorlar. Bak gerçekten internetin faydaları var. Hop ve hemen sorumuza başlıyoruz. Demiş ki Who doesn't follow the rules for using social media safely? Kim Sosyal medyayı güvenli bir şekilde kullanmak için kurallara uymuyor diyor. Bakalım kim uymuyor hep beraber bakalım. Önce kurallara bakalım. Rules for using social media safely. Sosyal medyayı güvenli kullanmak için kurallar. 1. Do not believe any information without confirming it. Hiçbir bilgiye inanmayın, onu onaylamadan diyor. Tamam. Use private settings to control your account. Özel ayarlar kullanın kontrol etmek için Accountunuzu hesabınızı. Hocam sizin accountunuz var mı? Tabii ki benim de hesabım var evladım. Olmaz olur mu? Tabii bizim fotoğrafımız olması için oraya böyle bir tane görsel koyuyoruz ama bizim de tabii ki accountlarımız var. İnceliyoruz, bakıyoruz internette neler bitiyor diye farklı farklı sosyal mecraları kullanıyoruz. Ama özel ayarlar koyuyoruz, özel şifreler koyuyoruz. Be sure what you post on social media. Yani emin olun sosyal medyada ne gönderdiğinizden. Gerçekten bazen insanlar el nasıl olsa sosyal medyaya atıyor. Halbuki sosyal medyada paylaştığımız her resim orada kalıyor. Ve ileride aleyhimize ya da lehimize deli olarak kullanılabilir. Dikkat olmamız lazım. Do not talk about your private life. Özel yaşantınız hakkında konuşmayın. Gerçekten yani özel hayatınızı bazen paylaşmak o anda belki bir lezzet veriyormuş gibi duruyor. İnsanlar böyle like dislike ama sonradan başınıza dert açabilir. Çünkü özel hayatın gizliliği var. Şimdi Hangisi bunlara uymamış? Bakacağız. Roxanne, Angie, Charlie, Tim bunlardan bir tanesi sosyal medya güvenlik kurallarına uymadığı için patlayacak hep beraber. Kim patladığını göreceğiz. Tim diyor ki... In the evenings, I surf the internet. When I see interesting news, I try to find out its source. Akşamları diyor, internette dolaşırım diyor. İlginç haberler gördüğümde onun kaynağını araştırmaya çalışırım diyor. Yani... Bu adam akıllı. Yani do not believe any information without confirming it dedi ya. Yani onaylamadan bir bilginin doğruluğuna inanmayın diyor yani. Gerçek aa bu doğru demeyeceksin. Dolayısıyla tim şu maddeye uyduğu için tim uyuyor diyebiliriz. Tim aferin tim aferin sana. Tim ya eledik gidebilirsin çık git hadi. Şimdi burada demiş ki Angie when I post something bir şey gönderdiğimde paylaştığımda I tend to be very careful. Dikkatli çok dikkatli olmaya çalışırım diyor. Bir şey post ederken gerçekten dikkat olmamız lazım. Bak bu diyor ki. Be sure emin olun What you post on social media. Sosyal medyada e, paylaştığınıza dair emin olun diyor. O zaman burada da kimdi bu arkadaşımız? Angie. Angie'yi tebrik ediyoruz. Gerçekten dikkat olmamız lazım. Şimdi Charlie demiş, "Angie sen de gidebilirsin canım." When I sign up to a social media site, ben bir sosyal medya sitesine girdiğimde I make sure that only my friends see them. Emin olmalıyım ki emin olurum diyor. Sadece benim arkadaşlarım gördüğüne dair. Gerçekten hani arkadaşlarım haricindekiler resimlerimi görmesin. Mesela Instagram'da veyahut da işte ne var Facebook'ta şurada burada bir sürü account hesaplarımız var. Yani arkadaşların harici herkes görüyorsa yani public sen bu sıkıntı yani herkes seni görebiliyor. Herkes senin resmini kaydedip başka bir yerde senmişin gibi senmiş gibi e, senin adına bir şeyler yapabilir. Dikkat olmak lazım. Çünkü senin resmin ortada yani. Dolayısıyla bu da Use private settings to control your account için burada da e, Charlie'yi kullanabiliriz. Charlie gerçekten e, bu doğru yapıyor. Ve aynı zamanda e, şunu da söyleyebiliriz Charlie için. Özel hayatını herkese paylaşmıyor. Şimdi bakalım Roxan. When I am online, online olduğumda yani çevirmiş olduğumda... Everybody knows my birthday. Herkes benim doğum günümü bilir. Where I live and what I like. Nerede yaşadığımı ve neden hoşlandığımı herkes biliyor diyor. maalesef yanlış yapıyorsun bu şekilde davranırsan, özel hayatını paylaşırsan, doğum tarihini, zaten doğum tarihini banka bile zor bilmesi lazım. Doğum tarihini, nerede yaşadığını, nelerden hoşlandığını söylersen bu bilgileri senin bilgilerini birleştirerek yarın bir gün kimliğini kaybetti tak diye hemen kullanabilirler. Dolayısıyla Roksancığım lütfen e, ayarlarını, sosyal medyalarını ayarlarını değiştiriyorsun. Haberimiz olursa bize haber verirsin diyoruz. O zaman cevabımız Roksan. Hemen geldik başka bir soruya. In 2019, 2019'da then they did in 2018 demiş. Hmm. Bu tarz sorularda ne yapıyorduk o şeyler adam hatırlıyor musun? Yok hocam. Elan söyledik edersiniz başında. Doğru olan ifadeyi buraya koyuyorsun. Cümle doğruysa o doğru ifade olduğuna emin olmuş oluyorsun. Yani bunu buraya koyduğunda cümle doğru oluyorsa fık, tamam doğrudur diyorsun. Bunu buraya koyduğunda cümle patlıyorsa anlamsız oluyorsa bu bilgilerle o zaman diyorsun ki bu cümle değil. Şimdi bakalım. 2018'de işte 187 milyon elektronik posta yollanmış. 4 bin video izlenmiş. 38 milyon mesaj gönderilmiş. İşte e, 973 e, bin kişi sosyal medya hesaplarına giriş yapmış falan filan. 2018'de böyleymiş. Sonrasında 2019'da bu sayı tabii ki artmış bir anda. 187 milyon, 188 milyona çıkmış. Tamam. Şimdi nokta nokta in 2019 then they did in 2018. Ha, demek ki den ondan demek yani 2019'da 2018'den daha ne olabilir ona bakacağız. More people download photos. Daha fazla insan fotoğrafları indirdi 2019'da, 2018'e göre diyor. Bakalım. Burada 2 milyon 400 bin, burada 2 milyon 300 bin diyor. 2019'da 2018'den daha fazla değil, daha az olmuş. Niye? Bak 2019 burası. 2019'da 2 milyon 300 bin, 2018'de 2 milyon 400 bin diyor. Dolayısıyla bu yanlış oluyor yani... ...2019'da daha fazla insan fotoğraf indirmiştir... ...ifadesi anlamsız olduğu o yüzden bunu geçtik. Ee, people wrote less emails... ...insanlar yazdılar... ...daha az elektronik posta 2019'da... ...2018'e göre diyorlar. Bakalım... ...2019'da... ...188 milyon... ...2018'de 187 milyon yazmışlar. Halbuki less değil daha fazla. Dolayısıyla less değil... ...more olacaktı. Wrote... ...more emails olması lazım. Bu da gitti... Çünkü diyor ki 2019'a daha az yazdılar diyor. Olur mu baksana bu 188 milyon, bu 187 milyon. Yani soruda benden ne istiyor, bana ne verilmiş diyerek dikkatli olmamız gerekiyor. Fewer people log into their social media account. Daha az insan giriş yaptı kendi sosyal medya accountlarına diyor 2019'da. Bakalım burada 1 milyon insan giriş yapmış 2019'da. Burada 973 bin. Dolayısıyla bu da yanlış, bu da patladı. People watched more videos. İnsanlar daha fazla video izledi 2019'da diyor. Bakalım. 4 milyon 500 bin video izlenmiş. Burada 4 milyon 300 bin. Oh doğru. Bu doğru. O zaman cevabımız denizli diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar. LGS hızlı İngilizce tekrarımızı bitirdik. Sizin yapmanız gereken mutlaka kelimeleri öğreniyorsunuz. LGS geri sayım denemelerini veyahut da doz denemeleri bitirmediğiniz mutlaka bitiriyorsunuz. Ve aynı zamanda sözel bölümleri veyahut da sayısal bölümleri hiç fark etmez. LGS çıkmış soruları tamamen çözüyorsunuz ama mesela 2022'de 2. dönem konuları olduğu kısımları çözmüyorsunuz. Veyahut da 2020'nin hepsini çözebilirsiniz. Çünkü 2020'de zaten sadece 1. dönem konuları vardı. Ve en önemlisini söylüyorum. Kesinlikle moralinizi bozan tiplerden uzak duruyorsunuz. Yarın inşallah diyorum. Niye inşallah diyorum? Çünkü din canlıyımız var. LGS duasını yapacağımız güzel güzel bir LGS din videosu yapacağız. Ardından da süper bir şekilde LGS ee, son tekrar kampımız devam edecek. Hadi bakalım. Ödülü sorumlularınızı bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. See you later alligator.